Merhabalar. Libertarium'dan aldığımız toplu tüfeğimizin ilk atışlarını bismillah şimdi yapıyoruz. Evet. 36'lık. 36 kalibre. Evet. İlk mermileri yerleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Yok, şöyle tutayım. Çekimi uygun olsun. 5 tane. Tamamdır. Evet. Demir hedef at ki sesini de duyalım. Tamam. Demir hedef alıyorum. Horozu kurdum. Hadi bakalım. Ateşi asarım. Atıyorum. Ulan her yerimize bir şeyler sıçrıyor. Yüzüm yandı. Evet. Gözlüğünü tak. Gözlük takılı. Hadi bakalım. Bismillah. Ne oldu ki? Çekiyorum. İlk atış. Ondan sonra. Ondan sonra hava gazı. Evet. Ne olmuş? Aman öyle vücudu doğru tutma onu. Mermi yok zaten de. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor gibi. O zaman. Evet, hepsini vurduk ama çıkmıyor. Çıktı. Belki ilk şeyler. Çıktı mı beşi? Normalde kurup tak 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 dönmesi lazım. Video çekiyor mu? Çekiyorum. Normalde pat 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 dönmesi lazım. Dönmedi yani, çok zorlandı. Göreceğiz ilk 5 tane. Zamanla alışır. Öyle diyorlar ya. Zamanla alışır. Yani, şu anki bu şekilde ama gitseydik avlanmıştık. Avlanmıştık. Tekrar 5 tane. Yalnız bayağı bir sıçratıyor yüzüne, evet, gözüne. Evet, yüzüme hep geldi. Benim de geldi. Şöyle ben maskemizi takıyoruz. Hem de korona var. Evet. Hedefin iyi ama hep vurdun. Evet. Horozu kaldırdık. Hazır. Tamam, 5 tane. Bu sefer daha başarılı oldun. Bu arada bir kontrol edelim. Kırık çıkık bir şey var mı diye. Of, tam bura leş gibi oldu. Ellerin de leş gibi oldu. Sorma. Ateş ederken. İyi ki sen almışsın da ben denedim. Siyahını arkadaşlar, siyahını tercih edin. Yani krom oldu, siyah oldu. Yani yağlı mağlı oldu. Yani şuralardan çok bayağı duman çıkıyor. Yani aslında şuranın, bir dakika, o kadar oynatma. Şu tambura ile bağlantı yerinin hiç şuradan duman çıkmaması lazım. Evet. Oradan olduğu gibi. Şimdi ateş ederken kesinlikle elinizi şöyle getirmeyin. Eliniz yanıyor. Mümkün olduğu kadar böyle tutmaya çalışın. Evet. Yani şöyle şu vaziyette atmayın. Hep şu şekilde. Çünkü buradan bayağı kıvılcımlar çıkıyor. Buradan da çıkıyor. Yüzümüzü. Şimdi bayağı... Lee Van Cleef olsaydı ne derdi buna? Bu kalsın derdi, değil mi? Ben başkasına geçeyim. Evet. Evet. Ya da şey derdi. Bu Meksika malı mı derdi? Bu çok oyuncak. Yani bu. Yamaha'da dinleniyor burada. Evet. Geldim. 3. beşi koyuyorum. Aslında mümkünse siyah da değil de kirli siyah istedin. Siyah alın, siyah. Krom oldu, siyah oldu. Egzoz borusu gibi oldu. Evet. İyi, güzel. Vuruşu güzel. Güzel. Yine arka arkaya at bakalım.
Öyle. Önemli olan o çünkü. Bir saniye Ogan. Tamam. Tamam. Hazır. Evet. 3. 3'te takıldı. Yani arka arkaya sürekli atamadı. Her seferinde. 5. Tamam. Kurup atmak. Kurup evet. Atacaksın. Öbür böyle türlü böyle atmıyor. Normal. Tabanca gibi çekerek. Yok. İki keremine şey yaptım. Yapıyor. Yapamıyor yani. Tam gerilme falan olmasın da silah. Evet, ona bakalım. Sen bir bak, aç önce, çıkar şunları. Bir dakika. Şuralardan bak nasıl şey çıkıyor. Biliyorum. Zaten gözüküyor. Şuradan duman çıkıyor. Evet. Aslında bunun iyicene buradan çıkmaması lazım. Silahta yarılma falan var mı diye bakıyorum. Bak simsiyah oldu buralar. Evet. Bunu silip duvarda çok güzel duruyor. Duvarda çok güzel duracak bu anlaşılır. Duvarda çok güzel. Yani yakışıklı duvar, bir tüfek. Ulan gene bir duvar silahımız daha oldu. Oldu hayır, değil mi? Şey söylemeyeceğim. İspanyolca konuşmayacağım. Vallahi Los Chitos bir sürü Los duvarda Alamos. Tüfek osurdu. Güzel güzel. Yok yok güzel. Şimdi acele etmeden at da. Sen iki almamışsın. Sırf hedef yap bakalım şimdi. Tamam hedef. Yani demire. Evet. Evet. Tamam ben fazla yaklaşmayayım. Bir şeyler atıyor çünkü telefonuma gidecek. Hazır. Tamam ben hazırım. Güzel. Bitti. Kim? Tam burada biraz ısınıyor. Isınacak. Onun içinde çünkü patlıyor. Hani şarjörlü değil bu. Ya da ne bileyim diğer süperpoze falan da değil. Onun için ısınacak. Evet, mekanizmalar birazcık Smith Wesson gibi düşünmeyin. O kim kesinlikle. Lan? Smith Wesson kim? Yani Smith Wesson böyle diğer toplu tabancalar gibi şeyler gibi düşünmeyin. Mekanizmalar biraz ağır çalışıyor. Evet. Yazık eldivenindeki kirlendi. Hay Allah. Biraz yağlayacağız yalnız. Hazır. Tamam. Kurma kolu çek. Çok enter. Kurma şey horoz ağırlaşmaya başladı. Horoz ağırlaşıyor. Yorulmuştur horoz belki. Olabilir. Niye tavuk dememişler de horoz demişler merak ettim. Bitti evet. Galiba. Ama alışıyor ya zamanla. Evet alışıyor da bu patlaya yerine oturmuyor. Yağlanacak. Bana çevirme. Evet, çalışsam bir şey. Şimdi oturdu. Yağlanacak. Evet. Sana vereyim, sana. Yok ben almayayım bunu. Ben pompalıyla atarım biraz da. Çünkü ellerim leş gibi olacak. Zifir. Sen atmaya devam et, sonra tamam. Temizlik yaparız. Zifir. Aynısı benim şeyde olmuştu. Derya 12'de. Hani o meşhur herkesin al dediğinde. Hı hı. Ellerim, eldivenim, hele benim eldiven açık renk. Leş gibi olmuştu. Sen almamışsın abi. Her şeyde bir hayır varmış. Vallahi hayır varmış. İade olmuş. Bu gerçekten süs tüfeği. Duvarda asma gör. Yazık ellerinde kirlendi. Hay Allah. Hava gidiyor. Şunu alsana Kaan. Kullanmıyorum. Bir şapka var ya. Evet. Yine abi. Demir at da ben şuradan tamam. Çekiyorum. Atıyorum. Hazır. Çekiyorum. Biraz uzak tutayım da. Bak patlatmadı. Çevirmiyor. Evet.
tam burayı çevirmiyor. Yağlayacağız. Bu taraf kaldı. Bununla bol bol atış yapayım da arız olur. Varsa gitsin bakıma, ilk bakıma gitsin hemen. Ama leş gibi oldu. Böyle bir tüfekle keyfim var ya. Yani sonra izahatını yaparsın. Bütün burası kapkara oldu. Arkadaşlar ben söylemeyeceğim şimdi. Ben buradan konuştuğum ses şeye geliyor. Atış yapsın da kardeşim biraz izah etsin. Ben iyi ki almamışım. Yani bunda ne ava gidilir ne bir şey yapılır. Kusura bakmasınlar. Yani bizi bunu av bayi de biraz demeliydi. Yani bu süs olarak çok güzel. Yakışıklı. Bak gene çevirmedi tam. Hani mekanik sıkıntısının dışında bu leş gibi çekilmez ki böyle. Bak tam burayı çevirmiyor. Evet. Açıyorsun. Çeviriyorsun. Tekrar takıyorsun. Şimdi hazır. Bak gene çevirmedi. Gene çevirmedi. Şunu çevirdi. Çevirmedi. Çevirmedi. Şunu çevirdi. Yüzüm yandı be. Bak bakayım bitmiş mi? Bitti. Evet oldu. Bak. Kapatmadı. Kapattım. Bak. Bak gördün mü? Oturmuyor. Bak oturmuyor. Bu cırp diye oturması lazım bunun. Böyle mi olur? Dünyanın da parası. Bence bir 5 tane daha at ondan sonra yazık yani. Yok atayım abi. Ha tamam canım. Atayım. Yalnızca tüfeğe yaslanmayın. Yani nişan alırken mümkün olduğu kadar uzak tutun yüzünüzü. Ben video çekerken benim yüzüme geliyor kıvılcım. Ve tavsiyem eğer yaptıracaksanız biraz daha uzun cipçik yaptırın ki şeyden uzak kalın. Bence yaptırmayın. Hiçbir şey yaptırmayın. Bak gene atmıyor. Dönmedi çünkü. Bak dönmedi. Dönmüyor ki. Tambur dönmüyor. Şimdi deniyorum. Döndü. Şimdi döndü. Döndü. Bitti. Ama atışı çok güzel. Gerçekten atışı çok güzel. Abiciğim atışı da güzel olsun artık ya. Yani hedefi vuruyor. Takır 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 vuruyor. Bak, güzel duman çıktı. Şimdi. Bir bak da dökülen edilen çatlayan bir yer evet. Olmasın. Ben belki bunu şeye veririm. Bizim av bayisine. Bunu bir daha bir elden geçirelim. Elden geçsinler. Şey ama şey değil. Ya ama dediğim gibi o her sefer görüldü dönmüyor. Yani şimdi dönüyor. Mermiyi koyduğun zaman dönmüyor. Gördünüz zaten atışlarda. Tekrar devam ediyorum. Ama zifir. Zonguldak kömür işletmeleri. Yani bu tüfeği kullanmak için ilk önce madenci ruhsatı almanız lazım. Çünkü başka türlü biraz zor arkadaşlar. Gerçekten. Evet. Kapatıyorum. Hazır. Bir de tavsiyem şunu biraz ileri itmeniz. Çünkü şöyle açtım. Hakiki tabanca gibi düşündüğünüz zaman bu bazen oturmuyor, geride kalıyor. Bunu biraz ileri ettiğiniz zaman tam oturmuş oluyor. Bak şimdi oturdu. Şimdi çeviriyorum. Hazır. Yüzümü kapat. Bu tüfeği kullanırken mutlaka korona olacaksınız. Hazır. Dönmedi. Dönmedi. Belli zaten çünkü yumuşak döndü. Şimdi döndü. Döndü. Bitti.
Tam bu şey gibi, Afrika'daki gibi, benim böyle yanındaki şey zenci, renkli zenci, siyahi zenci diyecek ki sahip döndü, ateş et. Fil, o sırada fil de geliyor. Evet. Son 5'i atıyorum. 50 tane atmış oldum. Merhaba. Ha, bu arada şeyi gösterelim. Ya boş ver, görsünler. Burada herhalde mülteci kampı olmuş. Biz 3 ay sonra geldik buraya. Beyaz adam. Burada pazar yeri açılmış herhalde. Yazık ya, bütün pislikleri atmışlar. Herhalde mültecilere ait bunlar. Mültecilere ait. Evet. Yazık. İnsancıklar burada bırakmışlar. Ama viski falan da var ha. Viski de varmış ya da. Şey, eğlence de yapmış olabilir. O Galatasaray'da var ya. Burada eğlence de yapmış olabilir ama bu mültecilerin şeyi. Yok canım, pek eğlenceye benzemiyor bu. Mültecilerin, evet. Hadi bakalım, aman bana çevirme. Bu tüfeklerden korkarım, kendi kendine ateş edebilir. Lütfen beyaz renk, açık renk elbiseler giymeyin. Tabii tabii. Hele bence eldiven hiç kullanma. Yazık, eldiveni şimdi sen yıkayacaksın. Ben o sarı eldiveni yıkamıştım. Leş gibi olmuştu. Hiçbirisi attığınız mermiler genelde aynı yerde sabit olduğu için toplaması, toplaması kolay. Onu da sahip biz toplayacağız, sen değil. Ha, evet. Hazır. Hazırım. Ama tepmesi yok. Yok, 36'lık. Olsun. Buradan mermileri çıkartması zor oluyor. Görüldüğü gibi çıkarttıktan sonra da pat diye yerine oturmuyor. Yani evet, bakım istiyor. Yani yağlanmak mağlanmakla alakası yok. Zaten sıfır tüfek, yağlıydı. Peki Ogancığım, ne bakım yapacak bunlar? Sökecek. Aman bakma şuna ya. Aa, namlu tertemiz. Pırıl pırıl, gösterebilirim. Kendi çekim yapabiliriz. Pırıl pırıl. Hayır. Şey atmamıza rağmen. Dur. Şey gözükmüyor. Dışı o kadar kirlenince içi de temiz kalsın. Evet. Silahımızı şöyle gösterelim. Ben düz dipçik yaptırdım. Krom toplu yaptırdım. Ama şu anda atış sonunda kroma girip olmayıp siyah. Aa, güzel kullanılmış havasında oldu. Havalı oldu. Evet. Parlak kasa yaptırmıştım. Dipçik koruması yaptırdım. Çok severek yaptık. Yalnızca yani leş gibi yaptı yalnız. Buralar simsiyah oldu ya. Tamam, dert etme ya. Yo yo, ben şey olarak göstermek anlamı tamam. Derdim değil yani. Şöyle de göstereyim. Benim derdim yalnız, sen şimdi dönüşte arabaya binmeyeceksin. Biz gideceğiz, sana su getireceğiz. İyi yaparsın. Ellerini yıkayacaksın, öyle bineceksin arabaya. Evet, şimdi temizlik yapalım.